Valla yeni bir yılı perişanlıkla, ne bileyim, ekonominin bozuk oluşuyla, emeklilerin almış olduğu komik ücretle karşılamak üzereyiz. Ve gerçekten de ülkenin durumu hiç iyi değil. Hele mevcut hükümetten hiç memnun değiliz. Ekonomisi bu kadar kötüyken, bu kadar millet açlıkla boğuşurken, Çırı çocuğumuzun istikrarı yokken, Çırı çocuğumuzun geleceği karanlıkken, böyle şeyler duyduğum zaman gerçekten üzüntü duyuyorum. Yani kısacası ülkenin durumu hiç iyi değil. Hala bunlar da çiziyor, halen işte öyledir, böyledir, 2024'te düzeleceğiz. Neyi düzeleceğiz ya? 20 yılda düzelmedik de. Son bir kaç ay içerisinde mi düzeleceğiz? Ya 20 yıl içerisinde zaten ülkenin geldiği durum ortada. Yani ben dememe gerek yok ki. Herkes biliyor. Kime sorarsanız herkes biliyor. Ülkenin geldiği yer belli yani. Bir emekliysen kalkıyorsun 7,5 lira para veriyorsun eline. Bir kira zaten 10 milyar, 11 milyar, 15 milyar. Yani bir ülkenin yönetimi bu kadar kendi vatandaşlarıyla alay edemez. Bu kadar insanları affedersin yani aptal yerine sokmaz. Yani gerçekten ben kendi payıma ben öyle görüyorum kendimi. Yani bizi kullanıyorlar. Halen çıkıyor, belediye seçmiyor. Ya belediye seçimden bana ne? Sen bana ekmek ver, bana iş ver, bana aş ver. Tamam ben emekliyim, 7,5 lira. Sen bana 1 milyar ver, ekmeği yap 50 kuruş. Yani bilmiyorum, ben söyleyecek pek laf bulamıyorum. O kadar gerginim. O millet geziyor işte, para var. Nerede para var ya? Kimde var? Gelsinler göstersinler. Benim cebimde şimdi 20 lira para yoktur ya. Bir aile reisiyim, bir emekliyim. Yani her şeyi getiriyorlar. Vatanın ben neyine bağlar? Baktığımız zaman insanlarda alım gücü ne yazık ki yok. Hani insanlar bir de her şeyden önce hak ettiği maaşı da alamıyorlar. Bu gerçekten içler acısı bir şey. Kazanan bir şekilde kazanıyor. Yiyen bir şekilde yiyor ama ancak herkesin her türlü imkanlarına rağmen, sarf ettiği çabalara rağmen istedikleri maaşı alabildiklerini zannetmiyorum. Her zaman bazı kadınlarımız kendi ayaklarında üzerinde durabiliyorlar. Kendi ayakları üzerinde duramayanlar da var ne yazık ki. Hani imkanlar olmasına rağmen önüne bazı engeller geçiyor fakat bunlar bir şekilde öteleniyor. Ekonomi maalesef işler acısı. Düzelir mi? Hiçbir fikrim yok. Ama eski günler yok. Hani ne, bu ülkede niye bekliyorsunuz? Bakın, bu devletin başındaki olanlar zaten ekonomiyi Allah bullak ettiler. Denetleme lazım abi. Marketlerden tutun da market, ev kirası, ne bileyim aklınıza ne gelirse insan ihtiyacı olan her şey denetlenmesi lazım. Bir sefer bu ülkede serbest piyasa kalkması lazım. O kalkmadıkça bu ülke hayatı düzelmez. Herkes istediği fiyata bir şey satıyor ya. Aynı ürün orada 10 lira, burada 12 lira, burada 15 lira. Ya o 10 liralık adam da para kazanıyor, 15 liralık adam da para kazanıyor. Tamam herkes para kazanacak ama haddinden fazla olursa böyle ortalık birbirine karışır. 83 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle şey terslik görmedim. Tutarsızlık var. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Ya ben siyasi olarak konuşmuyorum. Vatandaş olarak konuşuyorum. Siyaset zaten malum. Yani baştan Allah hayra çıkarsın diyorum. Toplum için inşallah ileride güzel günler. Pek umutlar değilim, onu da söyleyeyim. Yani önce öğretim lazım. Bundan sonra siyasal görüşü daha geri atmak lazım. Yani siyasete göre ekonomi olmaz. Siyaset zaten ekonominin içine girmez. Bizim milletimizi böyle duruma getirdiler, öyle diyeyim. Yani burada parti falan konuşmuyorum. Malum yani, insanların durumu malum. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, yanlış ekonomik politikalar. Ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın, insanlar geçmişte boş yere bedel ödemediler. Yani bu 70 kuşağı, 80 kuşağı insanlar boşuna cezaevlerine düşmediler. İnsanlar boşuna kurşuna dizilmedi. Kemal Türkler var, diskin kurucusu. Adam 11 kurşunla öldü. Bunu kimse sorgulamıyor mu? Ya bu insanlar neden öldüler? Bu insanlar bu günleri, onlar daha ağır şartlarda, belki buna benzer günleri yaşadıkları için öldüler. Biz bunları unuttuk.
Ben buradan sesleniyorum yani. Türk Metal'in başkanına sesleniyorum. Disk'in genel başkanına sesleniyorum. Bütün sendikaların genel başkanına sesleniyorum. Yani derler ya, hak verilmez, kazanılır. Yani hakkı da kusura bakmasınlar. Sermaye size getirip de al sana hakkını vereyim demez yani. Bunun için bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bu bedeli ödemeyecekseniz o koltuklarda oturmayın. Yani kalkıp da burada biz 100 kişi, hadi biz ayaklarını alalım, bu hayat pahalılığına karşı bir şeyler yapalım dese kimse bizimle gelmez. Ancak kitleleri yöneten başkanlar eğer ordularını, üyelerini, hadi buyurun savaşa gidiyoruz, direniyoruz derse insanlar kitle olarak hani hareket haline geçecekler. Ve yani düşünebiliyor musunuz? Bugün askeri ücret 11 bin lira. Ev kiraları 13-14 bin lira. E sen insanların yani sermayeye hiç sesleniyorum yani. Sen eğer insanların sana hizmet etmesini de hizmet etmeye devam etmesini istiyorsan ya insanlar senden refah payı istemiyor ya, sadece hayatta kalmak için. Nedir temel ihtiyaç? Ev kirası, elektriğin, suyun, mutfağın. Hayatta kalacağım ki ben sana hizmet edeyim. Ya ben sana hizmet etmem için bana gereken parayı vermiyorsun sen. Bunun sonucunda ne bekliyorsun yani? Güçler demeyeceğim. Türkiye'deki iş güçlerin yaptığı bir şey. Bunu ülkeyi karıştırmak. Ülke karışacak yani. İnsanlar sen komşuna açılınca ne yapacak sana? Gelecek senin bahçendeki meyveni çalacak. Gelecek senin malını çalacak. Senin eşyanı çalacak. Bunu kimse farkında değil. Niye farkında değil? Herkes kafayı gömmüş sosyal medyaya. Kimse ya ben geleceğim ne olacak? Ben evlenebileceğim mi? Ben bir hayat kurabileceğim mi? Ben ne bileyim başımı sokacağım bir ev alabileceğim mi? Bineceğim bir araba alabileceğim mi? Bunu hepsini bize lüks saydılar ya. Sermaye diyor ki arkadaş diyor sen diyor ev sahibi olma. Sen araba sahibi olma. Sen eşini, çoluğunu, çocuğunu alıp gidip bir lokantada oturup yemek yeme. Bu senin için bir lüks diyor ya.